Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte uzaktan eğitim için ideal olduğu söylenen şu aşırı ucuz 1000 TL'lik dizüstü bilgisayara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, içeriye geçmeden önce şunu eklemem lazım. Biz bu bilgisayarı sanırım 2-3 gün önce satın aldık. O zamanki fiyatı 1000 TL'ydi. Şimdi tekrar kontrol ettiğimizde fiyatının 1500 TL'ye çıktığını gördük. Yani 3-4 gün içinde ne olduysa %50 zamlanmış. Şimdi arkadaşlar, fiyattan da anlayabileceğiniz üzere öyle şahlanan bir at, kanatlanan bir kartal beklemiyoruz bu bilgisayardan. Yani henüz daha yolun başındayken şunu ekleyeyim. Bilgisayar oyunları meselesi GG. Çünkü şu anda bile sistemde herhangi bir şey kurulu olmamasına rağmen 15-16 GB'lık bir boş yer kalmış. Çok uzak attık, tasarımla devam edelim. Şimdi tasarım anlamında arkadaşlar şunu söylemem lazım. Oldukça kompakt bir cihaz. Uzaktan bakınca da baya baya MacBook Air'e benziyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Öne doğru kavisi bile baya bir MacBook Air. Ekran kısmından biraz bahsedeyim. Normalde ön kısımda kameranın ve alt kısımda logonun yer aldığı bölümdeki çerçeve oldukça kalın. Totalde zaten ekranımız 11.6 inç. Bilgisayarın sağ tarafında yine online eğitimlerde işinize yarayacağını düşündüğüm 3.5 mm'lik bir adet jack girişi. Onun yanında USB portu. Hemen diğer tarafında ise bir adet micro SD kart okuyucu bulunuyor. Sol tarafına baktığımız zaman burada güç kablosunu bağlayabileceğiniz bir bölüm. Hemen yanında USB bağlantı noktası. Onun hemen yanında ise bir adet HDMI portu bulunuyor. Ön kısmında ise arkadaşlar üst tarafta işte mikrofon ikonları var. İşte caps lock vesaire var. Onun yanında da güç aldığında yanan bir adet ışık var. Klavyenin hemen altında da bilgisayarın boyutuna göre tasarlanmış küçük bir touchpad var. Ben en azından kullandığım süre içerisinde touchpad kısmı ile ilgili herhangi bir takılma, donma sorunu yaşamadım. Biraz da ölçülerinden bahsedeyim. Ölçüler milimetre değerinde arkadaşlar 299.3 çarpı 200.2 çarpı 21.8 milimetrelik ölçülere sahip. Da 11.6 inçlik ekranımız IPS bir panele sahip. Yani bu ne demek? Bilgisayara şöyle de baktığınızda, böyle de baktığınızda kağıt üstünde yazan bilgiye göre 178 derecelik görüş açılarında herhangi bir renk kaybı veya görüntü kararması yaşamıyorsunuz. Gelelim şaşırdığım kısmı arkadaşlar. Çözünürlüğümüz 1920x1080, yani Full HD çözünürlükte. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim. İşlemci kısmında Intel Z Atom 3735F 2 GB'lık bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar 2014 yılının ilk çeyreğinde tanıtılmış bir işlemci. Yani nereden baksanız 6 yaşında. İşlemcinin üzerinde 4 adet çekirdek bulunuyor ve 1.33 GHz temel değerlerde frekans alabiliyorsunuz. RAM'lerimiz 2 GB 1600 MHz'de çalışıyorlar ve DDR3. Batarya kısmında ise 9000 mAh tercih edilmiş. Şöyle bir şey söyleyeyim, hani videoya başladığımda şarjımız %90'da şu anda arkadaşlar. Hani her şey bittiğinde bakarız ne oluyor diye. Çünkü en az 1 saat kullanacağız şimdi. Ekran kartı kısmında ise yine Intel'in onboard HD grafik ekran kartı bulunuyor. Toplam depolama alanımız 32 GB. Bir de arkadaşlar, biz bu bilgisayarı satın aldığında beklentimiz FreeDOS şeklinde gelmesi yönündeydi. Fakat bayağı Windows yüklü geldi. Muhtemelen deneme sürümü. Birkaç güne sağ altta çıkar. Şimdi gelin isterseniz performansına bir bakalım bu bilgisayar nasıl çalışıyor. Hemen bir adetlendir, sağ klik yapayım. Güzel. Sağ klik, güzel çalışıyor. Şuradan bir YouTube'a girelim arkadaşlar. Biraz bekletti valla. Bu arada arkadaşlar, siz hızlı hızlı görüyorsunuz ama bu aralarda biraz bekliyoruz. Şimdi 1080p'ye geçiyorum. Evet, 1080p'de bir FPS kaybı söz konusu. Onu belirteyim. Elim biraz daha yavaş hareket ediyor. Fakat 720p'de hani buna nazaran daha sorunsuz bir izleme deneyimi yaşadık. Bakalım Webtekno'da neler gelecek başımıza. Şu an akışkanlıkta bir sorun yok. Sayfanın yüklenmesinde bir sorun var. Az önce speed test yaptım. 12 megabit çıktı. Şöyle bir açalım bakalım. 1, 2, şundan biraz 20, karıştı sayı. 30-40 tane açtık. Birinci sekmemiz geldi. Görsellerde sıkıntı var. Çok böyle gördüğünüz gibi kaymada takılmalar oluyor. Diyelim ödev yapacaksın abi. Ödevin çok detaylı, böyle 79 tane tab açman lazım. Açabilirsin. Dediğim gibi hani videonun içerisinde söylediğim gibi derdin hız değilse, ben sakin adamım abi diyorsan herhangi bir sıkıntı olmaz. Şunu deneyeceğim. Şimdi seri olarak kapamaya basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooo yiğit yiğit. Kral ya. Şimdi kamerasını test edeceğim. Zoom'dan açtık bu arada arkadaşlar. Mikrofonumuz şu anda açık. Hemen bir kayıt alalım arkadaşlar. Size bir öğretmen roleplay yapayım. Arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkiye'nin dağları. İzmir'in paralel, Karadeniz'in dik. Genelde dağlar bu şekilde. Şimdi biz videoyu açarken enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Bilgisayarın fiyatının yine arttığını söylediler bana. 1000 liraya aldığımız bilgisayar 1800 lira oldu. Neyse, biz kaydımıza bakalım. Sesimiz full de. Ben bunu aldım, kulağıma götürdüm de bayağı sesi kısık. Şu an biz %100'deyiz. Yani bu dersleri veya kendi kayıtlarınızı kulaklıkla izlemeniz lazım. Bir de bir canlı deneme yapalım arkadaşlar. Tabii ki de Umut'u arayacağım. Tamam, şimdi Umut'la Zoom üzerinden takılıyoruz arkadaşlar. Konuş bakayım Umut, ne haber? İyi, sana ne haber?
Bu arada herhangi bir sorun yok, takılma vesaire vesaire, onu da belirteyim. Umut, sesim nasıl geliyor? Ha, sesim gidiyormuş ama az duyuluyormuş. Biz de seni az duyuyoruz abi. O yüzden kulaklık takmak gerekiyor buna. Şimdi Umut, seninle bir ekran paylaşayım ben. Nasıl? Geliyor mu Umut? Herhangi bir sorun yok. Biraz kasıyor ama çalışıyor arkadaşlar. Chrome'u açtım şimdi. Aslında şu an ebatlarına göre bayağı yükleniyoruz hani bu tarz bir bilgisayarın yapabileceği işler açısından. Ve hani herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım yavaşlık dışında. Bakın altını çiziyorum, yavaş. Şimdi bir şekilde web tekniğine girebildik de yani bu webde gezinme olayı sakat arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bilgisayar bayağı bir kasıyor. Ayrıca buradan bir işlem yaptığı için karşı tarafı sesimiz kesik kesik gitmeye başlıyor. Yani arkadaşlar video kısmında test ettik. Hani böyle ben internete gireyim işte internette arkadaşlarıma şov yapayım gibi bir şey yine olmuyor. Fakat bir online derse girdiğiniz zaman en azından hocanızı dinleyip orada tahtada yazılanları, çizilenleri görebiliyorsunuz. Bir şeyi unuttum, ona da bakalım. %90'dı şarjı. %66'ya inmiş. Ciddi bir şarj kaybı söz konusu. %24'lük bir şarj kaybı. Yani şarj kablosundan çıkardığınız zaman, ki bu ürün sıfır bir ürün, yaklaşık 2,5 saat gibi sürede şarjı bitecek gibi görünüyor. Bilginiz olsun diyelim ve ana kadrajımıza geçelim. Evet arkadaşlar, hani Zoom'da olsun, işte Google Chrome'da olsun, böyle bu tarz platformlarda geçerli bir bilgisayar olduğu için o platformlara yönelik performans testimizde yaptığımıza göre artık yavaş yavaş kapanışa geçebiliriz. Tek derdiniz bu tarz platformlarda benim çok işim var, bunu çantamda taşıyayım, orada burada kullanayım. Benim hız kaygım da yok abicim, bana işte açsın 2 dakikada açsın, 5 dakikada açsın fark etmez diyorsanız tercih edilebilir bir dizüstü bilgisayar. Ama bana soracak olursanız yani böyle bir şey satın almak yerine tabletlere de yönelebilirsiniz. Muhtemelen performans anlamında sizi daha mutlu edecek. Oyun anlamında ise dediğim gibi hani test yapmaya bile gerek yok, bu bilgisayara ayıp olur. O yüzden öyle bir test yapmadık. Son karar sizindir arkadaşlar. Sonuçta bu ürünler ihtiyaç için tasarlanmış ürünler. İhtiyacınız varsa ve piyasadaki en uygun fiyatlı şu anda bu bilgisayarsa dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Tabii ki de tablet istemiyorsanız diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilir. Kafanızda takılan herhangi bir şey olduğunda bizlere yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz. Başka bir web tekne videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.